Önce tekkemizle, marketlerimizle ilgili bir hukuku ilahiyeden arz edeceğim. Bu sohbeti muhterem kızlarımız, bacılarımız da dinlesin kısa. Tekkenin ayaktakiler oturuyoruz. Tekkenin şu kıymetli ümmeti Muhammed'e vazifesi olduğu gibi cemaatin de tekkeye karşı, Mescid-i Saadet'e karşı, bu cami-i şerife karşı muhakkak karşılıklı vazifelerimiz var. Biz size elektrik getiriyoruz, yani yakıyoruz. Kışın kalorifer yakıyoruz. Hiçbir Avrupa'da, hiçbir İslami cemaatte bir bardak çay vermek adet değilken bu muhterem Gavs'ın tekkesinde her cumartesi akşam yemeği veriyoruz. Sabah çorba veriyoruz. Akşam yemeği 2-3 kap oluyor. Elektrik, kalorifer, su, işçi paraları ayda 35 bin markı geçiyor. 2-3 gündür benim seyrettim dışarıda. Bizim Sofi cemaati alışverişe gelmiyor. Ümmet-i Muhammed olarak muhterem kardeşlerimiz geliyorlar. Efendim Boşnak geliyor, Yunanlı geliyor. Buna benzer komşularımızdan alışverişe çok cemaat geliyor. Teessüf ve esefle söylemek lazım gelirse sofilerimiz en yakınları dahi alışverişe gelmiyor. Bir, etlerimizi kendimiz kesiyoruz. Hiçbir surette kestiğimiz ette şeriatın muhalif haram bir lokma yok. Halbuki sizin dışarıda yediğiniz etler besmelesiz, alınlarına kurşun sıkılan, şeriata göre haram etler. İki, sucuğu bastırmayı kendimiz yapıyoruz. Bir mühendis arkadaşımız Hollanda'da yapıyor. Kardeşlerimiz kontrol ettiler. Tamamıyla küllü helal. Üç, bugüne kadar uzun zaman tavuk kesmedik. Tavuk hukukunda ilmihal kitaplarında sıcak suya tavuk batırılırsa tüylerinde etinde olan sözü meclisten dışarıya necaset ete nüfuz ediyor. 45 derece ve daha yukarı derecelerde tavuğun dışındaki pislik içinde nüfuz ediyor. Bu mesele Türkiye içinde cari. 45 dereceyi geçerse tavuğun bağırsaklarındaki pislik ete doğru içten dışarıya nüfuz ediyor. Biz bu şeriatın hükmüne uymak suretiyle uzun zaman tavuk kesmedik. Ne zaman ki makineler bulduk. Kardeşlerimiz, Sofi kardeşlerimiz kendileri kestiler. Soğuk su yıkamakla makineyle yoldurduk. Size tavuk helal tavuk takdim ettik. Bunun yanında sebzelerimiz, meyvelerimiz, pirincimiz, bulgurumuz hakeza. Biz sizin hukukunuza riayet ediyoruz. Elektriğimiz yanıyor. Abdestteki sularınız kışın ılık, yazın hakeza akıyor. Başlarına sabun koyuyoruz. Yanına havlu koyuyoruz. Bunları başka cemaatlerde göremezsiniz. Ayda 4 defa yemek yediyoruz. En asgari 2 çeşit yemekten sabah çorbası veriyoruz. Şu veya bu ihtimale döner takdim ediyoruz. Kadın erkek döner tertibatımız var. Meşrubat takdim ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Tasavvuf anlatıyoruz. Sizin hukukunuzu gücümüzün yettiği kadar yerine getiriyoruz. Bu İslam'ın teşekkül Avrupa'da bir örneği yok. 50 mark, 100 mark aidet ödüyor. Hoca parası, elektrik, su parası. Biz sizden bir kuruş almıyoruz. 35-40 bin mark masraf ediyoruz. Siz lütfen gelip şurada nezih temiz Avrupa'da emsali olmayan marketimizden alışveriş etmiyorsunuz. Biz hukukumuza riayet ettiğimize göre indi Allah'ta mesul değiliz.
Ama siz bu kadar nimeti yiyip içip, bu kadar nimete ayağınıza serilip, en aşağı 100 kişi hizmet ettiği bir cemaatten alışveriş etmezseniz, indallah da siz de bize karşı hakla, hukukla mahkemenin huzuruna çıkarsınız. Bir kuruş el açmıyoruz. Türkiye'den mektuplar geliyor, para gönderiyoruz muhtacız diyene. Şu yakın zamanda Bursa'ya 7.000 mark, İstanbul'a 5.000 mark, dün birisi geldi Fransa'dan 3.000 mark, hiç durmadan yardım ediyoruz. Reva mıdır? Hamiyet midir? İnsanlık mıdır? Burayı gidin, koyun, dışarıdaki şu veya bu cemaatlerden alışveriş edin. Bunun hukukunu Allah size sorar. İki, sizin alışveriş yaptığınız karınız tekke içinde, tekkenin çalışmasını yaradığı için, tekkenin irşadından, caminin hizmetinden bir sevap, bir Allah rızası kazanıyorsunuz. Dışarıda teşekkürü bile yok. O zaman dışarıyı çok seviyorsanız onların camilerine, tekkelerine gidin. O da yok ya. O da yok ya. O zaman huzur-u mahşerde siz sorumlu olmaz mısınız? Biz hırsızlık mı edeceğiz? Kiliselere gidip yardım mı dileneceğiz? 18 senedir ilk defa alışveriş konuşması yapıyorum. Vicdanınıza, hamiyetinize, insanlığınıza hitap ediyorum ki bu alışveriş yapmayıp dışarıdaki değişik zümrelere gitmeniz Sadat-ı Kiram muhacesinde İslam hukukunda cümlenizi sorumlu kılar. İşçilere maaş veriyoruz. 50-100 kişi sizin etrafınızda pervane gibi dönüyor. Ama siz sepetinizi alıp bir ecnebiden, bir şundan, bir bundan alışveriş ederseniz bunu Allah size sormaz mı? Nerede size bir çay içiren bir İslam teşekkülü var? Kurban bayramı, Ramazan bayramı gelir, 10-15 koyun keser, kebaplarla, pilavlarla size yemekler döşeriz. Siz hangi İslam camisinde bir limonata, bir çay gördünüz? Biz sizden dilencilik etmiyoruz, verin Allah aşkına demiyoruz. Bugüne kadar da bir kuruş sizden toplamadık. Alışveriş etmezseniz bir dilenci mi olacağız, kiliselere mi gideceğiz? Huzur-u mahşerde karşılıklı haklar mizana konunca herhalde hesaba çekilen siz olursunuz. Allah idrak anlayış versin. Yöneticilerimizden en küçük nefere kadar alışveriş etmeye mecburuz. Başka camilere gittim, listeler var. 50 mark, 30 mark aidat. Muhterem Hoca Efendi bağırıyor, yahu kardeşim mümin aidatını getir. Elektriğin parasını ödeyemedik. Hocanın maaşını veremedik. Biz size hangi gün böyle bir şikayette bulunduk? Her hafta 2000-2500 marklık yemek çıkarıyorum. Ye, iç, keyfet. Alışverişi git, Alman'dan, Fransız'dan yap. Bunu Allah size soracak. Bunu Allah-u Teala size hesabı soracak. Tekkenin her nimeti cebinize, alışveriş vicdansızlığı dönerse Allah soracak. Ben şahsen dava ediyorum. Allah! İnsan haya eder, utanır. Ne hazin bir şey. Dışarıda oturdum, seyrettim. Ümmet-i Muhammed, herkes geliyor. Bizim sofilerden 3 günde 2 kişi alışveriş etti. Allah'tan korkmuyor musunuz? Saadetin nimetini yiyin. Allah'ın dinini öğrenin.
Allah'ın tekkesine taş atın. Alışveriş etmeyince taş atmaktan ne farkı kaldı ki? Ha camımı kırdın, ha alışveriş etmedin, ne farkı kaldı? Utanarak söylüyorum. Ama utanmayan sofeya utanılmayadan söylemek haktır. Utanmayan sofeya utanılmadan konuşmak haktır. 18 senede bir defa alışveriş konuştum. 18 senede. Bütün ümmeti Muhammed geliyor. Sofinin hiç kimse gelmiyor. Bir kişi, iki kişi. Yönetici de dahil. Şu tekkeyi yönetenler var. Onlar da gidip dışarıda paralarını ecnebiye yatırıyor. Yöneten adam önce Allah'ın hukukuna kendi riayet eder. Sucuğumuz helal, pastırmamız helal, tavuğumuz helal. Ama sizin dışarıda yediğiniz etlerin %99'u haram. İnsan hiç değilse helal haram hukukundan utanarak alışverişe gelir. Fahiş fiyatla satmıyoruz, tertemiz satıyoruz. Bundan fazla sözü uzatmak prensibime uygun düşmüyor. Anlayana bu kadar kifayet eder. Anlamayan huzuru mahşerde bu tekkenin hukukundan hesaba çekildiğinde muhakkak Saadet-i Nakşibendi sizden hakkını alır. Kime el açacağız? Kafire mi gideceğiz? Alışveriş etme. Bir kuruş para mı istiyoruz sizden? Hangi gün 10 kuruş istedik? Musluğunuzda sabun, musluğunuzda havlu, kusulhanelerde sıcak su, kışın kaloriferler, aç geldiniz yemeğiniz, sabah çorbanız. Alışveriş çok ayıp değil mi? Allah sormaz mı size? Allah size sormaz mı? Vallahi sorar. O zaman çok sevdiğiniz, dışarıda alışveriş ettiğiniz zatların tekkelerine, camilerine gidin. Yok ya. Bu sözün altında ne yatıyor siz düşünün. Utanıyorum, Allah bir utanıyorum. Ne hazin bir şey. Tekkeyi yöneten de almıyor. Ne kadar hazin bir şey. 2 şişe su alıyor, 2 tane limon alıyor, evine gidiyor. Şimdi bitti. Ben burada sohbet edecek bir şahıs olarak gülmeye, oynamaya, kalbinizin rahatını yerine getirmeye mecburum. Üzdümse özür dilerim. Haksızlık ettimse helallik dilerim. Siz haksızlık ettiyseniz Allah'ın huzurunda hesabınızı verin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Velâkibeti lil müttakîn. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallallâ seyyidine Muhammed. Sallu alâ tabibi gulûbine Muhammed. Sallu alâ şefî zünûbine Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Adem'e, seyyidina Nuh'u, seyyidina İbrahim'e, seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve cemil enbiya vel mürselin ve cemil melaiketil mukarrebin ve kiramen katibin selavatullahi selamu aleyhim ecmain. Açık gergit çok yaklaştın, zorluk çekersin. Bu benim başlı müşterim, hiç sohbeti kaçırmaz. Ama acıcık geri git. Allahu Teala
uzaktan yakından gelen şu kıymetli cemaate imanı, İslam'ı, hakikati bilmek nasip eylesin. Ölümümüzde iman, ahirette eman nasip eylesin. Çoluk çocuğumuzun hukukuna riayet, aile hukukuna selamet nasip eylesin. Avrupa'nın fitnesinden, dinsizlik cereyanlarından bütün ümmeti Muhammed'i, bütün dünya muhacesinde zulme uğramış bütün ümmeti Muhammed'i aff ve mağfiret eylesin. Şeriatı yaşamayı nasibi müessir eylesin. 13 aydır, bir sene geçti. Sofi kimdir? Vekil kimdir? Mürşit kimdir? Tasavvufta vekil diye bir makam olmadığı halde sofi, halife ve mürşit olarak 3 sınıf bulunmasına rağmen ahir zamanda halifelik makamının talip olan insanların azlığı vekillik müessesesinin çıkmasına sebep olmuş. 13 aydır, 1 senedir sofi kimdir? Vekil nasıldır? Mürşidi kamil kimdir? Sohbetine devam ettik. Ben bu sohbetlere çok özendim. İstedim ki sofi hukukunu bilsin. Anladım ki vekillik kemalat değildir. Vekil diye bir zümre çıkmasın. Sofi ile vekil arasında bir kemalat farkı yoktur. Vekil kendine bir paha biçmesin, gururlanmasın, kıymet vermesin. Mürşid-i Kamil ise nasıl olmalı? Şeriat-ı Muhammediye'de İslam hukukunda Mürşid-i Kamil'in evsafını anlatarak mensup olduğumuz Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki Hazretlerini mürşit vasfıyla ne kadar âli bir zat, ne kadar mümtaz bir kamil olduğunu göstermek için mürşidi kamil sohbetini de içine almaya mecbur oldum. Bu haftaki sohbetimizin ismi çok kısa, tasavvuf nedir? Her sohbetin başında kısa bir tasavvuf tarifi yapıyoruz. Şerh ediyoruz. Tasavvuf nedir? Hazreti Davud aleyhissalatu vesselam gününde bir dervişin hukuku, mürşidi kamilin hukuku, ilahi azameti, ilahiyede bilinmeyen nice hakikatlar, nefse hoş geldiği halde Allah'ın hukukuna uymayan, nefse hoş gelmediği halde ilahi rızayı tahsil eden hallerin bulunması dolayısıyla derviş ve mürşidin hukuku Hazreti Davud aleyhissalatu vesselam gününde. Tasavvuf nedir? Şimdi oraya giriyoruz. Mürşid-i Kamil'e ait çok meseleler var. Allahu Teala lütfetsin. Faydalandığımız eserler: Risale-i Nur Külliyatından Sözler, 26. söz. Yunus Emre, Niyazi Mısri Hazretleri tarafından Cenab-ı Yusuf Yunus Emre'nin bir beytinin şerhi, dolayısıyla tasavvuf konusunun açıklanması. Hazreti Mevlana Hüdavendigâr Reisül Evliya, Hazreti Mevlana Mevlevi Tarikatının piri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin 9. cilt 10. cilt Mesnevi Şerhi. Sonra Tarikat-ı Muhammediye Şerhi Berika,
Muhammed Mevlana Ebu Said Hadimi Hazretlerinden 1, 2, 3, 4, 5 eserden konumuzu açıklamaya çalışacağız inşallah, inşallahu teala. Önce bir beyit okuyarak hazin hayatıma ve benim hayatıma benzeyen sizlere ithaf edeceğim bir beyit okuyacağım. Gelip geçti ömrüm çabuk, bir yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, gözüm yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, canlar gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Gelip geçti ömrüm çabuk bir yel esmiş gibi. Hele bana şöyle gelir gözüm yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır, canlar gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Bismillahirrahmanirrahim küllü nefsin zayikatül mevt ayeti celilesi 3 defa geçmiş. Bütün insanların öleceğine birincisi, meleklerin, zîruhların öleceğine ve diğer canlıların öleceğine bu mübarek küllü nefsin zayikatül mevt ayeti celilesi 3 tekrar ile hiçbir ruh taşıyan kimse kalmayacağına okudum geçen. Bütün meleklerin de ruhu kabz olacak. Azrail, Mikail, İsrafil bir tane kaldı. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil, en son bu 4 mübarek mukarreb melek kalacak. Azrail aleyhisselam onların da ruhunu kabzedecek. Tek kalacak Azrail aleyhisselam Allah'ın emriyle o da kendi ruhunu kabzedecek. Ve bütün mevcudat, mükevvenat, masnuat sanki hiç yaşamamış gibi, hiç bu alemi idrak etmemiş gibi olacak. Sen, ben, cümlemiz mahşerde 50 konak üzerinde ahiret senesiyle biner sene bekletileceğiz. Şu halde bütün mevcudat, bütün mükevvenat yaratıldığı emri ilahiye merbut. Tavuk yumurtluyor, horoz ötüyor, İnek süt veriyor. Bütün mükevvenat petrol motor yürütüyor, roket ateşliyor. Herkes yaratıldığı esrar, yaratıldığı hikmet muhacesinde, hayatının idamesinde emr-i Rabbani'ye sımsıkı ram oluyor. Ağaçlar kesiliyor, ses yok. Petrol çıkarıyor, itiraz yok. Demir, bakır, krom çalıştırılıyor, itiraz yok. Her şey Allah'ın emrine muti. Mevcudat, mükevvenat, esrar-ı ilahiye perdesinde mükellefiyetin devam ettiriyor. Meleklerden isyan, gaflet, Allah'a karşı bir emrinde tekasül yok. Kala kala cinlerle şeytan ve insan kalıyor. Yaratıldığı ilahi esrarı unutuyor. Vaadini unutuyor. Küçücük iradeyi, cüziyesini kendisine malik olarak kabul edip Allah'a azimşanın azametine günahla, tekasülle, gafletle mukabele ediyor.
İşte onun için vazifemize rücu edebilmek için Yunus Emre Hazretleri'nin "Çıktım erik dalına" beytini Niyazi Mısri Hazretleri şerh etmiş. Bugün tasavvuf nedir meselesinde kısaca açıklayarak asıl konumuza gireceğiz. Yunus Emre Hazretleri kitabın beyanına göre Hicri 7. 8. asırın ortasında hesap edilerek yaşadığı bildiriliyor. Hacı Bektaş Veli, Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi gibi mübareklerle aynı devirde yaşadığı bize gösteriliyor. Tapduk Emre'nin müridi tekkiye 15 sene hizmet etmiş, bir kere eğri odun getirmemiş. Cenab-ı Tapduk Emre Hazretleri Yunus odunu yıktıktan sonra "Kalem gibi dosdoğru odun getiriyorsunuz. Hele bunun hikmeti nedir?" sualine Cenab-ı Yunus Emre Hazretleri "Efendi Hazretleri, bura tekkedir, Hakk'ın kapısıdır. Odunun dahi eğrisi girmez." buyruluyor. "Ya Yunus Emre, öyledir. Bu tekkeye odunun da eğrisi girmez." Beyanında emre lafzını kullanıyor Tapduk Emre Hazretleri. Sufiler diyor emre nedir? Emre aşık. Yunus Emre aşık manasında odun sadakatıyla aşkını ilan ediyor. Geçen hafta arz ettim. Süleyman Ata Hazretleri talebe. 5-6 yaşında ilme başlamış, Kur'an'ı öğrenmeye başlamış. Cenab-ı Kelam-ı Kadim'i başında götürüp getiriyor medreseye. 5-6 yaşında. Medreseye giden çocuklara Türk örf adeti bir musaflık dikerler kumaştan, boynuna takarlar. Validesi belki böyle bir Kur'an taşıyacak musaf örtüsü dikmiştir ama Süleyman Ata başında götürüp getiriyor. Soruyorlar niçin başında? "Bu benim kitabım. Bu benim ahiret ve dünya saadetim. Ben boynuma takmaya Allah'tan utanırım. Onun mekanı baştır." Medreseden çıkıp hane-i saadetine dönerken geri geri evine gidiyor. Süleyman Ata, "Bu ne iştir? Niçin sırtını dönmüyorsun medreseye?" Diyor, "Medrese benim imanımın, ilmimin, şeriatımın, Kur'an'ımın mektebidir. Ben haya ederim sırtımı dönmeye." Bu iki meziyeti Ahmed-i Yesefi Hazretlerinden beğenilip mürit defterine küçücük çocuk iken kaydoluyor. Bir gün Hızır Aleyhisselam Ahmed-i Yesefi Hazretlerinin medresesinde çocuklara diyorlar tekkiye odun lazım. Talebeler, çocuklar gidin ormandan odun getirin. Hızır Aleyhisselam da saadetli ortada. Yesefi Hazretlerinin yanında. Çocuklar odun topluyor. Dönüşte yağmur yağıyor. Odunları yıkıyorlar. Süleyman Ata'nın odunu kupkuru. Hızır Aleyhisselam soruyor. "Süleyman." "Buyur efendim." "Niçin odunların senin kuru?" Diyor, "Efendim ben üstümdeki cübbeyi, üstümdeki hırkayı odunlara sardım. Kendim ıslandım ama tekkeye ıslak odun getirilmez. Burada Allah adamlarının yemeği pişecek." Bunun üzerine Cenab-ı Hızır Aleyhisselam Hakim ismini takıyor. "Senin ismin bundan sonra Hakim olsun."
Hakim Ata diye meşhur. Süleyman Ata çok az kullanılıyor. Hakim Ata. Tekkeye odun getir, yağmura yakalan, üstündeki cübbeyle odunları ıslatma. Tekkeye odun getir, kalem gibi düz getir. Tekkeye eğri odun girmez, tekkeye yaş odun girmez. Bu ilahi muhabbet ve semereden iki büyük ulu evliya çıkıyor. İşte Cenab-ı Yunus Emre'nin beytinden kısa